Son 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Ben de bittim zaten. Yoruldum. Mükemmel zamanlama. Günaydın. Tam zamanında geldiniz. Egzersizlerimiz şimdi bitti. Müsait mi canım? Tabii. Ben markete gitmem lazım. Siz içeri geçin, ben gideyim. Hoşçakalın. Sevgi pek iyi bir yalancı değil. Biz rahat konuşalım diye cüzdanını bile almadan markete gitti. Bu iyi bir şey. Yani yalan söyleyememesi iyi bir şey. Seni kırmak için söylemedim. Ben dün gece Sevgi'yle konuştum. Sırrımızı saklayabileceğini söyledi. Tamam, çok iyi tanımıyoruz ama ben güvendim ona. Sen zaten hemen güvenirsin. Umarım benim gibi güvenini kırmaz. Gülrüm. Niye yalan söyledin? Niye dün sabah öyle işe gidiyorum dedin? Dün sabah Ömer buradaydı. Kendime de defalarca sormuştum biliyor musun? Onu bir daha karşımda görürsem ne yaparım diye. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama ne yapmayacağımı çok iyi biliyordum. Onun nasıl bir adam olduğunu asla unutmayacaktım. Unutmak istedim. Aptallığıma doymayayım. 2,5 dakika falan. 2,5 dakika içinde neredeyse her şeyi unutup... Her şeyi unutup... Ne yaptın? Onu çok eğlendirdim. Oyunda sadece birkaç saniye daha devam etseydi şu an bebeğimizin varlığını biliyor olacaktı. Her şeye rağmen o kadar muhtaçmışım ki ondan bunları duymaya. Kendime bile itiraf edememişim bunca zaman. Bu kadar hazırmışım ki inanmaya. Belki aptallık, belki hormonlar falan. Böyle anlamsız, saçma sapan bir... Yapma. Bunu kendine, bebeğine yapma. İzin ver Gülrü. Bana izin ver. Üçümüz için. Sizi mutlu etmem için. Cihan. Aile olmak için izin ver. Cihan, eğer beni gerçekten mutlu etmek istiyorsan lütfen evine dön. Lütfen bak bana. Bak, bak bir gözümün içine bak. Ben gerçekten gideceğim. Ve sen yanımda olmayacaksın. Olamazsın. Olmamalısın. Senin artık yeni bir yaşam şansın var. Yeni bir hayat şansın var senin. İyileştin. Baksana haline. Bak, bir kendine bak, bak. Bak. Dimdik, sapasağlam bir adam duruyor karşında. Her zaman benden çok daha iyisini hak ettin sen. Seni gerçekten aşkla seven birisini. Sen beni nasıl seviyorsan seni öyle seven birisini hak ettin.
Ben sevilmek ne demek senin sayende biliyorum. Gerçek, saf, böyle kocaman bir sevgiyle sevilmek ne demek senin sayende öğrendim ben. Ve senin için de o sevgiyi diliyorum. Böyle sevilmeyi senden öğrenmişken sana bunu yapamam. Seni tekrar bana mahkum edemem. Hak ettiğin, bir gün gerçekten sahip olabileceğim mutluluğu senden alamam. Yapamam bunu. Tıpkı Gülfem gibi konuştun. Bence en kötüsü de bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.